Gece videolarıyla alakalı bir kere yanıldığımı hatırlamıyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Önümüzde 3 tane senaryo var. Üçünden de temiz bir şekilde bahsedelim. Hızlı hızlı anlatacağım. Kısa bir video olacak. Kısa olduğu zaman daha akılda kalıcı oluyor. 3 tane bir gerçek var. Yani bir GTO ile alakalı. Bu iflas bayraklarıyla alakalı. Hena iflas mı edecek? Yoksa bir geri çekilmeler mi olacak? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir de Bitcoin'in seviyeleri, önümüzdeki FED var ve 22 günlük acı bir süreç, 23 gün demiştik, 22 günlük bir acı süreç ve Shiba ile alakalı da lansmanlar Temmuz ayında olacak, satış tarafından bunlar söylendi. Ağustos ayında bunlar artık tam böyle resmiyete girecek. Artık balinalarda böyle alımları bu seviyelerden bile, hatta bizim farkında olmadan, hani şu an bile bu seviyelerden alım yapıldığı gözüküyor. %2'lik, %3'lük bir artış da olsa, hani çok büyük bir yükseliş değil. Evet, ama bu adamların artık böyle oyuna girdiğini yavaş yavaş görüyoruz. Ama şunu da unutmamak lazım. Shibarium'un trilyonluk yakımını büyük bir ölçüde yakacağını biliyoruz. Ve bu büyük bir hype getireceğine inanıyorum. Ve o yüzden biraz eklemelerim var. Hatta balinalar tarafından şu an yavaş yavaş eklemeler de oluyor. Grafiğe bakacağız. GTO hakkında da konuşacağız. Abi gerçekten heyecanlıyım ve direkt şunu söylemek istiyorum. Bitcoin ile alakalı, hatta ben anlattığım seviyenin bir tık böyle anlatacağım seviyenin grafiğe baktığım zaman bir tık aşağısınaymış, ama bu gece bir yükseliş olup ona sonrasının bir düşeceğine inanıyorum abi. Gerçekten bu bir short hesaplaması, bu adamlar kesin anlamda yapacağına inanıyorum. Bu piyasada kolay kolay ekmek yok ve ben ne zaman gece hesaplaması yaptığım zaman her zaman doğruluk payının olduğuna inanıyorum. Ben her zaman bu şekilde böyle ilerledim. Her zaman da bu gece videolarını yapmıyorum çünkü önem veriyorum. Abi bir de şöyle söyleyeyim. Sepet yapılması gereken seviye kesin anlamda bu. Burada şu senaryonun aynısının bu aşağı yönlü bir düşen trend ve yukarı yönlü alıcı ve yani böyle bir grafiğin bunun burada aynısını yaşayacağımıza inanıyorum abi. Bakın ben sepetimi, elimde biraz nakitim var. Şipte de bekliyorum. Okey, sıkıntı yok. Ama 25.000 seviyeleri olmasa bile 25.200 seviyelerinin ben kesin anlamda geleceğine inanıyorum. Bakın sürekli 25.800 seviyelerinden 25.600 seviyelerine sürekli gelmiş. Ama burada bir büyük bir desteğe ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Yani geleceğine inanıyorum. Yani benim elimde nakit bekletmemin sebebi kesinlikle 25.200'ün en büyük, en güzel bir şekilde destek olacağını, yani inandığım için, bu seviye için bekletiyorsam bu seviye içindir kesinlikle. Ya Shib'de şu şekilde adamlar hala bu seviyelerden, mesela 850, 870 seviyelerinden, bu seviyelerden alıyorlar, ama Shib'in de gerçekten büyük bir desteğe ihtiyacı var. Yani o seviyelerde 820, 830, hatta 800 seviyeleri bile olacağına inanıyorum. Abi gerçekten herkes bunu bekliyor gerçekten. Yani herkes Shibarium bekliyor, herkes Shibarium bekliyor. Evet, bir beklenti yüksek, bir potansiyel yüksek. Ama şunu kesin anlamda unutmamak lazım. Bizi bayağıdan beri de bekletiyor. Yani 2021'in sonundan beridir bizi bekletiyor. Gerçekten bekletiyor. Ama beklettiğimize değecek bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Yani zarardan kesinlikle satılmaması gereken tarafındayım. Hele ki bu ekonomiden şu anda her şeyin, zaten Türkiye açısından söylüyorum, her şeyin arttığı bir dönemdeyiz şu anda. Ya bu dönemde hiçbir şey satılmaması lazım bence. Gerçekten hiçbir şey satılmaması lazım. Ya dolar da artıyor. Şu anda Tether'ın da düştüğüne ya bence bakmayın. Yani Tether'ın da şu anda bir operasyonun döndüğüne inanıyorum ve çoğusu şu anda içeri giriyorlar. Mala giriyorlar yani. Baya baya giriyorlar mala. Ve gece Tether'ın fazla bir şekilde artacağına inanıyorum. Yani böyle kesin ve net konuşmayı seviyorum. Oluyor olmasını, ama şöyle de konuşmak lazım. Şu anda 27.300 seviyelerine kadar gelmiş ve 27.800'ün üzerinde kalıcılık sağlarsa 30.000 seviyelerin de geleceğini kesin inanıyorum yani. Bu şekilde çünkü. Dün de anlatmıştım ve demiştim ki 27.200'ün üzerinde kalırsa, ki ben bunu 26.700, 26.600 seviyelerinde söylemiştim dün. Ve 27.200 seviyelerine gelmiş. Gece mesela kapanışı güzel bir şekilde yapmadı. 27.200'ün üzerinde yapmadı. Ama şu anda bu şekilde böyle ilerlerse en azından 27.200'ün üzerinde kalıcılık sağlayacağını ve
Haftalı da güzel kapatacağına inanıyorum. En azından günlüğü güzel kapatacağına inanıyorum. Ve 27.800 seviyelerinin üzerinde kalırsa en azından bir 30 seviyelerinin geleceği gözüküyor. Bu şekilde böyle zaten. Bu şekilde böyle ilerliyor. GTO tarafında da bir iflas, herhangi bir satış şu anda FUT yayılıyor ya da böyle bir şey olacağı gözüküyor. Ama ortada hala bir uyumsuzluk var yani. Bunu böyle bilmek lazım. Ya ben şu anda nakit tutuyorsam sebebi de kesinlikle 25.200 ve en önemlisi güzel bir şekilde desteği alacağına inandığım için elimde nakitim var. %40'lık bir nakitim var. Bu nakiti de kesinlikle hani işte abi şive oynamak istiyorum gerçekten. Şive girmek istiyorum. Çünkü var elimde hala şif var ama o şifarımı görmeden şey yapasım gelmiyor. Yani içeri giresim geliyor demek istiyorum. Yani bu başka bir şey yok. Anlatacaklarım bu kadardı. Abi bunların ötesi de yok. Gerçekten bunların ötesi yok. Önümüzde mesela bir FED var. Şunu da söyleyeyim, direkt kapatacağım zaten. Video kısa olmasını istiyordum. Saat saklıyorum falan ama o yüzden kısa olmasını istediğim için anlatıyorum böyle. Ama şöyle bir gerçek var. Şu anda önümüzde bir FED var. Yani ne kadar sabit de tutulsa şunu şöyle bilmek lazım. FED'e 3-4 saat kala bir düşüş olacağına inanıyorum ve oradan da alınabilir. Ama bu 25.000 aralığında mı olur yoksa 27.000 üzerinde mi kalır onu bilemeyiz. Ama en önemlisi o seviyelerden böyle almak. Kesinlikle almak. Hani kimse bilemez piyasanın ne türlü, nereye gideceğini, neler olacağını kimse bilemez. Ama en önemlisi bu. Haziran ayının biraz acı dolu da olsa Temmuz'da, Ağustos'ta daha büyük, daha güzel senaryoları getireceğine inanıyorum. Hem Amerika tarafından, en azından bu yıl tarafından, hem Hong Kong, hem Çin tarafından güzel bir alımların olacağını, bu sene mesela benim beklentim 30 bin üzerinde olacağını söyleyebilirim. Abi geçenki videoları konuşmak istemiyorum. Çünkü bunları bizzat aynısını söylemiştim. Aynısını dile getirmiştim. Ve olduğunu zaten biliyoruz. Önceki videolara da bakabilirsiniz. Ama bu geceyle alakalı ve GTO ile alakalı büyük bir beklentimi zaten söyledim. Bunlar da gerçekleşecek. Ama ben dediğim gibi nakitimi bunun üzerinde bekletiyorum ve bekletmeye de devam edeceğim. Sepet yapılacaksa kesinlikle 25.200-25.000 seviyelerinde olacağına inanıyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın ama Telegram grubuna da kesinlikle katılmayı unutmayın. Görüşürüz.